Otursana yerine. Evet, tırnaklarını yiyorsun. Özellikle birini mi, hepsini mi? Karışmıyorum. Tırnaklarını yiyorsun, kendi kendine de düşünüyorsun. Bu, ne yapıyorsun? Benle kesin konuşun hocam. Arkadaşım. Evet hocam. Baş parmağından 3 ısırık, işaret parmağından 2 ısırık, serçe parmağından 1 ısırık. Sonra geri dönerken işaretten geri dön. Gel buraya. Sen gezme, elini gezdir. Öyle değil manyak. Elini ağzında gezdir. Baş parmak, işaret parmağı. Baş parmaktan 3 ısırık. Parmaktan 3 ısırık. Tırnaktan, ucundan, tırnağın altındaki uzamış etten. Ne bileyim ben. Niye pis bir adamım ben ya? Ben doktora görüneyim. Takılıyorsun. Doktora görüneyim mi ben ya? Benim çok zor durumdayım. Düşünüyorsun. Yani. Düşündüreceğim seni hangisini şu anda. Hangisini yesem ya? Onu değil. Değil. Yerken düşünüyorsun. Herhalde serçeyi yiyorum şu an. Onu düşünmüyorsun. Onu da düşünmüyorum. Bu karın açmak bayağı uzun of sürüyor. Be, neşler meşler benim. Karı... Moralim... Bu karıyı aç... Ne? Ben hiç anlamadım ki ya. Arkadaşım. Ben çıkayım hocam. Neşterle adamı kesmek falan, bunu başka bir yöntem bulsam diye düşünüyorsun. Evet ya, matkapla açayım. Ben. Hayır. Daha pratik, daha basit. İnsanların daha canını yakmayan işte bir şey bulsam diyorsun. He, bekleyeyim kendi açılır mı belki? Düşün, düşünüyorsun. Ve tam o sırada nasıl açacağını buldun. Laman yapacağım o şeyi. Hayır. Aklıma bu geldi hocam. Nasıl son... gireceksin oradan? Gırtlak ameliyatıysa nasıl gireceksin? Kaportajı yanında çalıştım 2 yıl. Ne alakası var arkadaşım? Egzozdan girip motor tamir edildiği nerede görülmüş? Çok fıkra da dinledim yani. Buldun. Buldum. Yeni bir yöntem. Öyle saçma bir isim bul ki ona herkes çok olsun. Şimdi söyleyeceğim, kanal kapanacak. Yani benim aklıma geliyor da... Çağır asistanını bağırarak buldum lan buldum diye. Buldum lan buldum, gel. Asistanım mı var benim? Evet. Ha, buldum lan asistanı, bu kaybetmiştim asistanı. Onu diye. Nerede? Asistan zaten içeride çay yapıyor, bardakla gel. Çay yapıyor sana. Tam çayı koyarken sen de ikinci tırnaktasın. O sırada buldum diye fırla. Müzisyen arkadaşım yüksel yüksel, senin en pik noktanda fırlasın çocuk. Buyurun. Senin en pik noktan neresi? Bileyim onun, de kaçırmayayım diye yani. Arkadaşım ben... onun pikinden sana ne? Sen önüne bak. Piki. Dürtülsene. Ne oldu lan? Arkadaşım en peak noktada dürtüldüğünü hisset. Dürtü... Ha o müziği, o şey anı birleştiriyor. Montaj birleştiriyor. Evet. Ne oldu? Buldum ama çok da... Arkadaşım! Buldum lan buldum diye çağır asistanını. Direkt onu çağır. Ben çay yapıyor diyeyim, rahatsız etmek istemiyorum. Hayır. O da çayı bırakıp gelsin. Çayı bırak şu çayı be. Hayır. Evet. Bırakma. Ver pikini. Ver pikini bana. O değil. O değil. Bu özür diliyorum. Tamam. Yüksel. Sen değil. Arkadaşım kurban olduğum, yapma. Evet tamam pardon. Müzisyen arkadaşım gel sen. Tamam. Sen gel, ben yapamıyorum çünkü sen. Sen gel gel, pike kadar gel. Gel, pike kadar gel. Abi. Sen yiyorsun, ikidesin. Buldum lan, buldum. İçine biraz da yaprak çay at oğlum. Niye tatsız oluyor diyorum ya. Onu mu buldun beyinsiz? Onu mu buldun? E bunu çağırdığıma göre bununla ilgili bir şey buldum. Hayır. Ona havada atıyorsun, asistanım da senin. Yaprak çayı atacaksın manyak. Öyle değil. Neşter vurmadan ameliyat yöntemini buldum de. Ha ne? Buldum oğlum. Neşter vurmadan ameliyat yöntemini buldum. Poşet çayı iyice sıcakken böyle dayıyorsun. Sıcaktan açılıyor hasta. Sonra bakıyorsun işte. Nerede ne var? Olabilir, tamam. Olabilir mi? Olabilir, senin yöntemin bana ne? Tamam. Asistan hiç şaşırmadın mı? Buna demleme rektum diyoruz. Çok tutacak dünyada. Asistan şaşırmadın mı? Anlamadı ki şaşırsın. Asistan manyak mısın? Adam yeni bir sistem buldu, şaşırsana. Wow. 5 kuruş para yok, yurt dışından asistan mı getirmişim ben? Wow.